Mecdin Avcal için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün Arife. İnsanlar bayram telaşındayken biz Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için karar vericiler hukukun üstünlüğü ilkesine karşı direndiği için Galatasaray'daki polis bariyerlerinin önündeyiz. Bugün bir kez daha haykırıyoruz. Türkiye'de güvenlik güçlerinin vatandaşa yönelik işkence, öldürme, gözaltında kaybetme gibi uygulamaları söz konusu olduğunda idari ve yargı mekanizmaları etkin biçimde çalışmıyor. 1003. haftamızda yargılama faaliyetinin sonuçsuz kaldığı Mecdin Avcıl dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mardin'in Derik ilçesindeki Adaken köyüne 12 Haziran 1994'te Derik ilçe jandarma komutanlığına bağlı askerler ve korucular tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 köylü gözaltına alındı. 25 gün içerisinde 4 köylü serbest bırakıldı. 30 yaşındaki 5 çocuk babası Mecdin Avcıl'ın ise gözaltına alındığı inkar edildi. Olayla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 1994'te 141 sayılı soruşturmada dosya 21.06.1994 tarihli görevsizlik kararıyla Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Derik İlçe Jandarma Komutanı Musa Çitil tarafından düzenlenen belgede Mecdin Avcıl'ın çatışmada ölü evi geçirildiği yazılıydı. Ancak Mecdin'in otopsi raporuna göre kafasından aldığı tek kurşun ile ölmesi bu iddiayı sarsıyor. Ailesi Mecdin Avcıl'ın gözaltına alındığını ve gözaltı sırasında operasyon bölgesine götürülerek ön safa sürülüp bilerek ölümüne sebebiyet verildiğine inanıyordu. Bundan 17 yıl sonra 22-23 Kasım 2011 tarihinde Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Derik Kimsesizler mezarlığında açılan toplu mezarda Mecdin Avcıl'ın giysi parçalarına ve kemiklerine ulaşıldı. Dönemin Derik Jandarma Komutanı Musa Çitil hakkında 2012'de içlerinde Mecdin Avcıl'ın da olduğu 13 sivil insanı gözaltına alarak keyfi ve kısa yoldan infaz ettiği iddiasıyla kamu davası açıldı ve 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcılık makamı iddianamede Musa Çitil'in görev yaptığı dönemde şüphe olsun olmasın sivil vatandaşları tamamen keyfi bir şekilde öldürdüğü, ölenleri ise adli tahkikata terörist unsurlar olarak sunduğu ve bu yönde tutanaklar tutuğu tutuksuz yargılanan Musa Çitil 21 Mayıs 2014'teki karar duruşmasında beraat etti. Mecdin Avcıl'ın gözaltında devletin koruması altındayken ölümüne neden olanlar, gerçek dışı tutanaklarla kimsesizler mezarlığına gizlice gömenler, mezarını 17 yıl boyunca ailesinden gizleyenler kim? Bu suçun fail ve sorumluları kim? Ben 30 yıl önce Mardin Derik'te gözaltına alınarak kaybedilen Mecdin Avcıl'ın oğluyum. Düşünün, babanız bir sabah köye baskın yapan kolluk kuvvetleri ve köy koruyucuları tarafından gözlerinizin önünde darp edilerek yaka paça götürülüyor ve eviniz bombayla havaya uçuruluyor. Ne hissedersiniz?
kardeşlerin baba duygusunu hiçbir zaman yaşayamadılar. Hep bir yarımız yarım kaldı. Bir insan, insanlara bu kadar acıyı nasıl reva görür anlamış değilim. 2014'te babamın kemiklerine ulaştığımızda onun eve dönme umudunu kaybettik. Bizi teselli eden tek gerçekse en azından bir mezarının olmasıydı. Bu meydanda bizlerle oturan Vecdin Avcıl'ın kardeşi Vecdin Avcıl için, Vecdin Avcıl için ve tüm kayıplarımız için. Tüm kayıplarımız için.